güzel bir soru belki ama bu muhafazakar kesimde evlilik kurumu son derece önemli. Ama buna rağmen siz bu yaşınıza gelmişsiniz ve evlenmemişsiniz. Neden evlenmediniz ve hiç aşık olmadınız mı? Şimdi tabii çok özel bir soru. Ama inançlı bir kişiye ve muhafazakar kişide de aile müessesesinin önemini de vurguladığınıza göre inançlı kişilerin bu konuya vereceği bir tek cevap var. O da ölümle nikahın günü belli olmaz derler. Aşk sitelerde okudum. Mesela kendi yemeğinizi yapıyormuşsunuz. En iyi hangi yemeği yaparsınız? Efendim böyle bir konu yok. Yok yani evet, yanlış mı? Yanlış. Ha. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olduktan sonra gündeme gelen konular bunlar. Ama ben titiz bir insanım. Titizliğim görevindedir. Aynı zamanda diyorlar ki efendim beyaz çorap giyene karşı. Neden karşı olalım? İsterse yanına ayak gelsin. ne sinirlendirir sizi en çok? Milli hassasiyetlere olan saldırı beni sinirlendirir. Onun haricinde çok hoş görüyorum. Sakin bir insan mısınız? Sabırlıyım. Yani burada çok sakinsiniz evet, ama. Evet sabırlıyım, sakinim. Soğukkanlıyım. Kararı keşke almasaydım dediğiniz bir şey oldu. Herkesin vardır çünkü. Şimdi tabii bunda ne kadar inandırıcı olur onu bilemiyorum ama alınan her kararda çok düşünüyoruz. Çok mu düşünüyorsunuz? Evet. İstişareyi çok yaparız. Yani her arkadaşımızla istişare yaparız. İnanarak almış olduğumuz bir karar yanlış sonuç verirse ona katlanıyoruz. Ben şeyi sormak istiyorum. Alparslan çok geçtikten sonra bu hareketin liderliği çok büyük değil mi sizin için? Kolay değil. En çok insanları bu seçim sonuçlarında şaşırtan şu oldu belki de. Alparslan Türkeş'in zamanında sağlığında baraj aşmadı bu partiye. Ve bir sancılı bir kongre geçirdiniz. Ondan sonra sizin liderliğinizde baraj aşmanın ötesinde ikiye katladı. Bunun sırrı nedir? Yani... Şimdi burada bir yanlış değerlendirme oluyor. 32 yılın birikimini yakalanmış olan bir siyasi konjonktürde toplumun taleplerini siyasallaştırarak çözüm üretebilen bir yaklaşımla milletin huzuruna çıktık ve milletimiz de bu konjonktürde Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir yol verdi. 32-33 yılın birikimidir. Bütün yükülaşlarımızın canla başla çalışmasının bir sonucudur. Merhum liderimizle bunu bu şekilde mukayese etmek çok büyük haksızlık olur. Belki yaşanmış olsaydı bu konjonktürün içerisinde çok daha yüksek değerlere Milliyetçi Hareket Partisi'ni de taşıyabilir.